Evet, Büyük Fenerbahçe'nin büyük taraftarı. Kanalımıza ve videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sponsorlarımız golvar.com'un ve Kayseri Özel Hüme Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuzdasınız. Aramıza katıldığınız için de hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Eğer zaten aramızdaysanız size zaten defalarca teşekkürlerimi sunuyorum. Dünya Kupası başladı. Başladı başlamasına ama özellikle Fransa Dünya Kupası öncesinde ciddi bir kaos yaşamış durumda. Bu sezon 23 maçta 17 gol atan Nkunku ve Kante, Pogba gibi yıldızlardan sonra Ballon d'Or'un son sahibi Karim Benzema da turnuvaya başlayamamış oldu. Ve turnuva başlangıcında sakatlandığı için de yerine yenisi alınamayacak oldu. Stefan Kuntz da biliyorsunuz Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın ömründe ilk defa Faroe Adaları'na kaybetmesini sağlayan muhteşem teknik direktörümüz. Türk milli takımını en çok hak eden teknik direktör. Çünkü Türk futbolu neyin içindeyse yani Türk milli takımının da onun içinde olması beklenilen teknik direktörümüz. Demiş ki Arda Güler için Jesus dedi ki yavaş ve dikkatli şekilde adapte etmemiz gerektiğini söyle demiş. Bu topraklarda Jesus'u eleştirenler var. En güzel cevabı da Volkan Demirel vermiş. Diyor ki Jesus'u değerlendirmem çok saçma olur. Kendini kanıtlamış, kendi kariyerine sahip. Zaten buraya geldikten sonraki o görüntüsü ve Fenerbahçe'nin konumuyla, şu anki durumuyla oynadığı oyunla zaten her şeyi gösteriyor size. Sonuç almasaydı da ben bunu söyleyecektim. Çünkü bir teknik adam geçmişte iyi ise gelip hemen başarılı olacak diye bir şey söz konusu değil diyor ki Volkan'ın futbola bakış açısı. Ha, bazen tutmayabilir. Havasını sezmez, suyunu sevmez. Hani havasını sevmez, suyunu sevmez. Ülkeyi sevmez, çalışma ortamını beğenmez veya imkanlar o anki gibi devam etmez. Ama bu seneki Jesus'tu Fenerbahçe. Hem kadro yapısıyla hem taraftarıyla. Şimdi mesela ben son 5 yıla bakıyorum. Bu kadar inançlı ve istekli bir taraftar görmedim diyor. Taraftarlar da şu an takıma inanıyor. Bunun sonuçlarla alakası var mı? Var. Ama sezon başından beri böyle bir destek var. Bu desteği de alırsanız bence zaten bütün yollar açılıyor. Bence Fenerbahçe takımının bu seneki gidişatı her anlamda çok iyi görünüyor. Sezon sonunda bence büyük ihtimalle mutlu sona ulaşacaklar gibi görünüyor demiş. İnşallah öyle olur. Sevgili Volkan Demirel, teşekkürlerimizi de sunuyoruz. Ha, Türk futbolu demişken Alanyaspor U19 ve Fenerbahçe U19 maçında sahaya yengeç girdiği için oyun durdu. Saha zeminini zaten internette görmüşsünüzdür. Zemin müthiş. Yani yabancı sınırı koyarsak çok iyi oyuncular yetişir mantığı var ya, bu zeminlerde müthiş futbolcular yetişir. Öyle verimli topraklar. Bu arada Dünya Kupası demişken, Dünya Kupası'nda boy gösterecek futbolcularımız, şimdilik futbolcularımız Michy Batshuayi ve Enner Valencia'ya Dünya Kupası'nda başarılar diliyoruz. Şimdilik derken belki sayıları artar ya da azalır, belli olmaz. Dünya Kupası'nda şu anki yani şu ana kadar en golcü futbolcular 16 golle Miroslav Klose, Alman futbolcu, 15 golle Fenomen Ronaldo, Müller 14 gol, Just Fontaine Fransız futbolcu 13 gol ve Pele 12 gol, Maradona yok. O yüzden Necati Ateş bayrakları yarıya indirdi. Şimdi Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan ve en çok gol atan aktif futbolcular ise Müller 10 gol, Cristiano Ronaldo 7 gol, Luis Suarez 7 gol, Ankara Messi 6 gol. Yani Ronaldo 7, Suarez 7, Messi 6, James Rodriguez 6. Sizce bu turnuvanın en golcüsü kim olur diye soracak olursanız bana kalırsa küfür yemiş Valencia. Ama tabii Ronaldo ve Messi arasında da ince güzel bir rekabet var. Bakalım ne olacak. Gianni Infantino Katar'a gelecek taraftarlar 3 saat bira içmezlerse ölmezler demiş. Doğru söylüyorlar. Ben Katar'ı tebrik ediyorum. Biraya, içkiye falan çok çok karşılar. Dünya Kupası müziğinde de siyah çara bürünmüş, yarı çıplak olmayan bir kadın ile müzik söylememişler. Tebrik ediyorum. Yani şekil olarak müthiş bir Müslümanlık. Alkole, biraya karşı olup. Ama yani maazallah, eğer açılış müziği tiki toko toko falan filan olsaydı, yarı çıplak bir kadın dansöz kıyafetiyle koysalardı, arkada bir sürü çıplak kadın falan oynasaydı falan, Allah muhafaza, din elden giderdi.
O yüzden de Katar'ı tebrik ediyorum. Yani dini değerlerine çok iyi sahip çıkıyorlar. Onu da söylemiş olalım. Ronaldo demişken unutmayayım arkadaşlar. Ronaldo için yani artık Ocak'ta kesin olarak Manchester United'dan ayrılacak şeyleri var. Ve Arap Yarımadası'ndan da ciddi teklifler var. Cristiano Ronaldo'ya bilginiz olsun. Ama belli mi olur? Belki farklı bir yere gidebilir. Fenerbahçe Beko'dan hiç haber vermiyorsun diyen arkadaşlar var. Fenerbahçe Beko Euroleague'in 8. haftasında Yunan ekibi Panathinaikos'u İstanbul'da sahadan sildi. 107-77'lik skorla darmadağın etti ve tekrar galibiyet serisine başlamış oldu. Bunu da tebrik ediyorum. Şimdi yine duyumlara geçeceğiz ama Fenerbahçe'de çok sürpriz bir transfer var. Kimdir o sürpriz transfer? Jesus'un bağlantılarıyla birlikte gerçekleşen bir transfer adayı. Bu sezon hem ligde hem Süper Lig'de hem UEFA Avrupa Ligi'nde gösterdiği performans taraftarı mutlu eden geç hızlanalım. Arthur Chavez. Amerika Chavez. O şey değil, Doktor Strange değil. Ha, o değil bu. Arthur Chavez. Bu ismi hatırlıyorum. Genç bir kardeşimizdi bu. Genç bir kardeşimiz. Orta alanda iyi bir mücadele yapıyor ama stoper. Kardeşi Uganda 7. liginde oynuyor. Hava toplarında çok iyi. Yer toplarında daha çok iyi. İyi bir futbolcu. Şimdi Arthur Chavez ismi gelişime çok açık notuyla Fenerbahçe'ye önerildi ve Fenerbahçe devre arasında teklif yapabilir diye belirtiyorlar. Valla Fenerbahçe güzel gidiyor ama sezon başında 18 milyon euroya satılan Kim Min-jin'in yeri bir türlü dolmadı. Fenerbahçe Portekiz'den bir iddiayla çalkalanıyor. Ülkesi Portekiz'de gelişim vaat eden ve sürekli kendisine takip ettiren isimlerden bir tanesini Jesus'a önerdiler ve Jesus da bu ismi takip ediyor diye öne sürüldü. Portekiz 2. lig ekiplerinden Académico Viseu forması giyen 21 yaşındaki Brezilyalı stoper için Jesus'a bir rapor geldi ve gelişime çok açık raporu düşüldü. Ve aziz Allah. Jesus da futbolcunun takip edilmesini istedi. Devre arası transfer döneminde de duruma, şartlara bakacağız. Piyasa değeri 1,5 milyon euro gözüküyor ve 2027'ye kadar takımıyla sözleşmesi var. Göz önünde olmayan bir ligde forma giydiği için birçok kişinin dikkatini çekmemiş olabilir diyor. Şimdi 1,88 boyuna 29 Ocak 2001 doğumlu, 21 yaşında. Bu arada benim videoyu çektiğim sıralarda da maçları var takımlarının. 2 milyon 400 bin euroya alındı bu arada arkadaşlar. 18 Ağustos 2022'de. Bunu unutmayın. Futbolcu 40 maça çıktı. Yani sezon başında 2 milyon 400 bin euroya alındı. 40 maça çıktı. 2 gol kaydetti. Bir de kırmızı kart yemişliği var. 1,88 boyunda. Hoffenheim'da istiyor diyor. Yani Alman ekibi Hoffenheim'da istiyor. Futbolcu onları da takip ediyorlar. Önümüzdeki süreçte bakalım ne olacak diyor. 29 Ocak 2001'de Brezilya'nın Florianópolis kentinde dünyaya geliyor. Falan filan. Arkadaşlar bize bu çocuğu geçen sene de önerdiler. Avai'deyken. Ve çocuk Avai'deyken bize önerdiklerinde bizim verdiğimiz para komediydi. Bizden istedikleri daha büyük komediydi. Ama şimdi bakıyorsun inanılmaz ya. Yani 2 milyon 400 bin euroya futbolcu kolay kolay alınmaz ya. Gerçekten söylüyorum, kolay kolay kimse bu riske girmez. Harbi söylüyorum, kimse kolay kolay bu riske girmez. Yani onu söyleyeyim. Ama futbolcunun Brezilya Serie A'da 17 maçta bir golü var. Yani Portekiz Ligi'nde 10 maçta bir golü var. Yani takip edilen futbolculardan biri. Ama açık söyleyeyim yani 3-5'ten aşağı vermezler. O da şu an için bizim için risk. Bak Vitor Pereira olsaydı risk değildi ama şu an risk arkadaşlar. Yani Vitor Pereira olsaydı bence risk değildi ama şu an için bence risk. Fenerbahçe'yi kendisi açıkladı. 4,5 milyon euro. Arkadaşlar bu haberde herhangi bir kelime oyunu vesaire yok. Bilginiz olsun.
Ciddi ciddi Fenerbahçe'yi futbolcunun kendisi açıkladı. Görüşmeyi, 4,5 milyon euroyu. Bakın. Şimdi transferde Fenerbahçe'de birçok isim gündeme geliyor. Ve Brezilyalı yıldız Felipe Jonathan. Hatırladınız mı? Bence hatırlamanız lazımdı. Ya bence hatırlarsınız. Sol bek pozisyonunda ve yaptığı son açıklamalarla da gündeme oturmuş durumda. Sezon başında Fenerbahçe'miz bu çocuğu kadrosuna katmak istiyor. Ya hatırlamadıysanız biraz daha hatırlatıcı bir bilgi vereyim. Futbolcu 24 yaşında Santos'ta oynuyor. Bıyıklı, sakallı, şekilli, şüküllü bir tipi var. 24 yaşında 1,76 boyunda 2,5 milyon euro piyasa değeri var. Sol ayaklı, ön libero'dan sol beke devşirilmiş bir futbolcu. Bu arada ciddi bir, yani ciddi demeyeyim de sakatlığı var. Dönüş tarihi de bilinmiyor. 36 maçta 2 asisti var. 2695 dakikada. Şimdi biz bunu sezon başında almaya çalıştık. Futbolcu da muhtemelen bunu anlatmıştır diye düşünüyorum. Bu arada 6 Kasım 2002'de, 2022'de sakatlanmış. Şu ana kadar 2 maç kaçırmış. Daha sakatlığı belli değilmiş. Ne kadar sakat kalacak? Bu belli değilmiş. Yönetim 2025'te sözleşmesi bitecek futbolcu için kiralama teklifi yapmaya hazırlanıyor diyor. Bu tam olarak doğru değil. Çünkü eğer kiralama teklifine hazırlanıyorsak bu şu demek: Ezgi Can Aliosky'den kesinlikle çıkacağız demek. Aliosky için de şu an geçer rapor yok. Yani geçer raporu yok. Bakalım ilerleyen süreçte ne göreceğiz ama futbolcu şunu demiştim. Sene başında Fenerbahçe'den teklif geldi ama iki taraf için de iyi olmadı. Şimdi bir kez daha sorgulama geldi. Daha resmi bir teklif gelmedi demiş. Şimdi futbolcunun sözleri doğru. Futbolcunun sözleri doğru. Sakatlanmadan önce bizimkiler bir şart sorma operasyonu gerçekleştirdi. Bak, futbolcunun sözleri doğru arkadaşlar. Yalan söylemiyor çocuk. Doğru söylüyor. Gerçekten doğru söylüyor. Demiş ki, devam ediyor. Şu anda Fenerbahçe'de olan bazı arkadaşlar Gustavo Henrique ve Luan Perez'le görüştüm. Sosyal ağlar aracılığıyla mutlu olduklarını görüyoruz diyor. Yani sosyal medyadan da görüyoruz ki mutlular Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'de oyuncunun transfer durumu ise heyecanla karşılanmış durumda diyor haberde. Sarı lacivertler yapacağı takviyelerle şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor. Jesus takımda özellikle savunma anlamında transfer öncelik veriyor. Jonathan gündemde, sürpriz isimler de gelmeye devam etmekte diyor. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Bak, önce şunu söyleyeyim. Fenerbahçe bir transfer düşüncesi içerisindeyse sadece bir futbolcuya odaklanmıyor. Belki 50 tane futbolcuya götürüp teklif sunuyorsun. Bu arada Brezilya U23'te bir maçı var arkadaşım. Ama hani Santos da tam olarak gelişimini tamamlayamadı. Ya da çok daha atılım göstermedi Santos'tan. Ancak bizim Brezilya Ligi'nden ilgilendiğimiz çok fazla futbolcu var. Yani çok fazla futbolcu var bizim Brezilya Ligi'nden ilgilendiğimiz. Hatta şunu göreceksiniz. Bol bol göreceksiniz. İşte şu futbolcuyu yoklama çekti, bu futbolcuyu yoklama çekti. Arkadaşlar bunlar normal. Bakın, birçok futbolcuya yoklama çekeceğiz. Aklınıza şey gelmesin. Ya hocam, bu Jesus da bir türlü karar veremedi. Ya manyak mı bu adam, işte hiç mi görmüyor? Şuysa şu, buysa bu, bitti demeyin. Çünkü bazen transferi yapmak için hedef şaşırtmanız gerekir. Belki de Jesus bunlardan birini yapıyor. Ve son olarak Nino. Nino. Şimdi Fenerbahçe transfer için büyük çaba sarf ediyor Nino'nun. Ve aslına bakarsanız biz Nino'yu yazın 5 milyon euroya alabiliyorduk. Biz 5 milyon euroya alabilecekken, adamlardan söz almışken gittik kendi aklımızda bir şey denedik. Ne denedik? Farklı bir şey denedik. Denediğimiz farklı bir şeyin sonrasında adamlar da çıktılar, dediler ki ha, 5'e yok mu diyorsunuz? Yok diyorsunuz. O zaman kusura bakmayın. Artık 5 milyon euro yok. Kaç var? 9 milyon euro var. Adamlar fiyatını 9 milyon euroya çıkarttı. Biz de şimdi diyoruz ki lan,
5 demiştiniz. Hani çocuğu göndermiştik 5 demiştiniz çocuğa. Adamlar da çok fazla buna yanaşmıyorlar. Şu an bizim önceliklerimizden biri Nino aslında almaya çalışıyoruz. Ama maalesef ve maalesef yani maalesef ve maalesef diyorum çok para istiyorlar. Ha şunu söyleyeceğim. Bizim devre arasında harcayabileceğimiz 5 milyon euromuz nereden var? Bence bunu sormanız lazım. Onu da geçtiğimiz videolarda açıkladım. Yani arkadaşlar uzun lafın kısası bu videoyu özetlemek gerekirse 1. Cristiano Ronaldo takımdan ayrılacak. Fenerbahçe ihtimali var mı? Ben beklemiyorum. Var bile denilse ben söylemem size. Açık söyleyeyim. Bu topa girmem. Nino ihtimali var mı? Zannetmiyorum. 9'da 9 dediler. Düşmediler. Belki opsiyon koydular bile sonraki satıştan pay maddesi diye. Birçok kardeşimiz de şey diyor hocam Nino gelirse diyor Kimmich'i falan yerini doldurur diyorlar. Yorumlarınızı bekliyoruz aşağıya. Aşağıya yorumlarınızı yapabilirsiniz. İlla abone olmanıza bile gerek yok. Arthur Chavez ismi takip ediliyor. Ancak Arthur Chavez ismine de en kötü bu adamların isteyeceği 3,5-4 milyon euro en kötü isteyecekleri. Yani en kötü ihtimalle isteyecekleri bu para. Ki bir de sonraki satıştan madde ben Chavez'i beklemiyorum. Felipe Jonathan o bir rüyaydı. Takip edildi. Oldu geçti. Sakatlamadan önce yoklama çektik. Eğer uygun bir fiyat söylerlerse ki sezon başında bir 5 mi 6,5 mu ne çekilmişti. Misal veriyorum Felipe Jonathan için dediler ki 2,5'u alın götürün dedi. Nino için de 5'e ne bileyim 5'in altında bir fiyata tamam dediler. Hem Jonathan hem Nino gelebilir. Hocam ikisi birden gelirse Allah aşkına akıl var mantık var. İki tane yabancının gitmesi lazım. E gider. Niye gitmesin? Mesela Alioski ile Zayt gidebilir. Birine sözleşmesi bitecek. Öbürü de zaten kiralık. Her an her şeye hazırlıklı olun arkadaşlar. Başka Arda Güler Başakşehir Valencia'yı konuştuk. Alioski Zayt konuştuk. Messi dedik. Ronaldo'yu zaten konuştuk. Fransa'da böyle oldu. Yalnız Fransa demişken unutmadan da söyleyeyim. Bu sakat futbolculardan kaçı gerçek Fransız'da? Milleti sömürürsen acısı başka şekilde de çıkabilir. Mustafa Henrique ve Luan Perez konusunda şunu söyleyeyim. Fenerbahçe farkında mısınız? Brezilyalılaşınca fabrika ayarlarına dönmüş oldu. Bakalım daha ne olacak? Daha nerelere kadar ne izleyeceğiz? Yani daha nerelere kadar ne izleyeceğiz? Daha ne kadar Brezilyalı izleyeceğiz? Hep birlikte göreceğiz. Ama şu bir gerçek. Ben devre arasında en az bir tane Brezilyalı transferi bekliyorum. Görüşmek üzere.